Şimdi bugün gene heyecanlı bir trend topik gündemi var. Fakat hemen girdiğimde en başta benim gördüğüm çok eğlenceli bir şey. Orkid. Ama orkid ne? Tabii ki siz biliyorsunuz her zamanki gibi. Belki kaçıranlar veya bilmeyenler veya tabii ki sadece YouTube'a bizi seyretmek için giren o güruh orkidi bilmiyorsa, orkid bir kadın pedi biliyorsunuz. Bir reklam filmi çekmiş. Reklam filmini bu araya biz rica ederiz daha sonra reji sokar. Ben şimdi bir es vereceğim. Reklam filmini şimdi seyrediyoruz. In Turkey, sanitary pads are covered in newspaper upon purchasing due to period stigma. In a society where the news is filled with violence, discrimination and unfairness towards women, selling sanitary pads isn't what's shameful. Orkid presents Uncover the Shame. We created a new Orkid line to show that pads covered with paper due to period shaming aren't what's shameful in our society. First, we picked out news of violence against women, gender inequality, and discrimination in Turkey. Using these articles, we designed our layout. Then, we prepared a unique newspaper featuring shameful news from Turkey and made it our new packaging. Our new orchid packs were distributed to different parts of Istanbul. Ve dönüyoruz. Şimdi bu reklam filmi, biz bunu seyretmiş olarak birdenbire gündeme oturmuş. Allah Allah. İlk seyrettim başta. Üçüncü programda hala. Bir benden yukarı çıkamadın. Ama yani şimdi burada tabii kadın meselesi gibi duruyor ama kadının başka bir meselesi. Yani zaten kimlik yazdım buraya. Not al, unutmayayım. 1916 geçen lazım. Hafta. Evet. Şimdi kimlik. Onu nasıl unutmadım 1916'yı? O kadar etkileyiciydi ki. Evet. Ben bu senin notlardan bir hikaye çıkartmayı planlıyorum sezon sonu. Estağfurullah ya. Peki şimdi evet alalım. Reklam bir kere ben Türkçesini bence bulamadım kadın. Bunun. Varmış ama. İngilizcesinden de zaten anlaşılıyor ne olduğu. Hayır yani şey açısından söylüyorum. Böyle bir reklam neden İngilizce olur? Belli arkasında bir şey varmış gibi geliyor bana. Yani normalde bizim bu kadar trending topik olan şeyi vır 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 indirdiğimiz vakit aşağıya bir Türkçesiyle karşılaşmamız lazımdı öyle değil mi? Yani ben karşılaşmadım. Valla ben bir şey söyleyeyim size. İkiniz de yurt dışı ülkelere, başka ülkelere gidip gelen insanlarsınız bir şey için yani. Ben öyle valiz gibi dolanıyorum ara sıra. İspanya şu bu filan evet biraz gördüm ama esas sizin söylemeniz lazım. Yani bunu böyle bir reklam filmi niye çekerler? Tabii. Niye çekerler yani böyle bir şeyi? Niye çekmenin dışında? Bir kere bu Türkiye odaklı bir şey, Türkiye merkezli bir şey değil galiba değil mi? Bu ya reklam filmi Türkiye'de çekilmemiş. Öyle... Türkiye'de çekilmiş. Türkiye'de paketleri de Türkiye'de yapmışlar. Türk gazetelerinden. Ve İstanbul'un çeşitli marketlerine de koymuşlar raflara. Evet. Bir takım kadınlar da almışlar. Bazıları ay ne güzel oldu demiş. Bazıları anlamamış. Kadın pedini gazeteye sarmışlar. Gibi yapmışlar. Gibi yapmışlar öyle. Şimdi burada her şey politik psikoloji diyerek buradan yürüyorum. Yani meselenin sadece reklam boyutuyla incelenmesini doğru bulmuyorum zaten. Çünkü söylendiği kadarıyla onların iddiasında bu kadınların menstrual dönemlerinin bugüne kadar hep bir utanç vesilesi olarak kabul edilmesine bir protesto niteliğinde bu. Yani bunları aslında bunlardan utanmak yerine başka şeylerden utanmanız gerekir. Bu kadar kadın cinayeti varken, bu kadar kadına karşı şiddet varken esas utanılması gereken şeyler budur. Ve biz İşin naif hikayesi bu. Bunu söylüyorlar. Yani reklam bunun için yapıldı diye söyleniyor. Tabii bu gerçekten bir reklamcı perspektifinden bakıldığında çok fazla politik uzanımları olan bir şey olmayabilir. Ama tam da politikanın içerisine girmişler. İsteyerek veya istemeden. İngilizce yapılmış olması isteyerek girildiğini gösterir. Bizler komplo teorisine de çok yakın duran bir halk olduğumuz için hepimizin ilk anda dikkatini çeken şey bu oldu. Yani Elif de daha ilk seyrettiğinde aynı şeyi söyledi. Niye İngilizce bu diye. Evet niye İngilizce bu? Neden anlatılıyor? Neden yurt dışına, yurt dışının Türkiye'deki bu kadar
olumsuz bir durumunun lanse edilmesi isteniyor. Hele böyle günlerde. Böyle günlerde ve gerçekten bir imaj bina ediliyor. Yani bunların artık naif bir biçimde değerlendirilmesi. Türkiye'de böyle bir naif kitle var. Evet. Kendilerini sürekli iktidar muhalifi olarak adlandırıyorlar. Sürekli Türkiye'deki toplumsal dokudan memnuniyetsizler. Sürekli Türkiye'den şikayet ediyorlar falan filan ve çok da memnun oluyorlar Türkiye'nin başına kötü şeyler geldiği zaman. Yani gerçekten kötü şeyler gelsin istiyorlar. Aslında politik psikoloji orada başlıyor bence işte. Evet, sizin Üsküdar ikna? Üniversitesi bu meseleyi çözmesi lazım. Evet valla politik psikoloji merkezi olarak bunlarla ilgilenmek lazım. Bunu dillendirdiğiniz zaman da çok rahatsız oluyorlar ama evet. Temel mesele bu. Her mevzu üzerinden bir Türkiye inşası yapılıyor. Yapılan Türkiye inşası Batı kültüründen çok uzaklaşmış bir Türkiye inşası. Yani bir IŞİD destekçisi Türkiye, işte Kürtleri öldüren Türkiye, kadınlarına karşı şiddet uygulayan Türkiye, antidemokratik bir Türkiye. Yani dünyadaki bütün kötülüklerin üzerine boca edildiği bir şeytanlaştırma durumu söz konusu. Ve şeytanlaştırılan yapı aynı zamanda insan olmaktan da çıkarılıyor. Yani önce demonizasyon sonra dehumanizasyon dediğimiz şey. Yani Türkiye'ye yönelik yapılan her şey bundan sonra insana yönelik olarak yapılıyor, kabul edilmiyor. Yani işte IŞİD'le savaşırken öyle. Neyi şeytanlaştırdığınız çok önemli bir şey. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye dünya satında böyle bir yoğun bir propaganda sürecine girdi. Çok uzun yıllardır böyle aslında. Epeydir var ama olay sadece siyasi yani. Şeyle yürümez. Evet. Bu tür evet. Yan faktörlerle bina edilmesi lazım. Evet. Kültürel, sanatsal inşalar, inşa süreçleriyle tamamlanan bir şey. Bir inşa süreci. Ve ben olayı da doğrusunu isterseniz çok ticari olarak algılamadım. Yani direkt politik olarak algıladım. Elif de şimdi gelir gelmez şeyi izledi videoyu. Aa bu kötü bir şey ama dedi. Türkiye aleyhine bir şey dedi. Hemen görür görmez mesela. Sen öyle hissetmedin mi? Ben öyle hissettim. Ha. Ama benim öyle hissetmeme şaşırdın. Aa şaşırmadım hayır. daha hani şeyde LGBT konusunda hani sen şey yaptın ya evet. Başka tarafta durdun ya. Şimdi burada şaka yapıyorum, şaka biliyorum. İstediğin şakayı yapmakta serbest. Bir de lince uğrayan bir şey var. Başka bir gazeteci var. Yazar var, Bağna var. Bir şey söylemek istiyorum. Şu anda istiyorum. Da o linç ediliyor. Biz burada konuşulurken şu anda kendisine yaylım ateş yap. O da Bağna var diyor ki demiş ki şeyde Twitter'da demin baktım az önce. Evet. Bu Türkiye'yi gömen bir şey demiş. Almayın bu şeyi, orkid denen şeyi, kadın pedini bundan sonra demiş. Onu tefe koyuyorlar şu anda Banu Avar'ı. Valla açıkçası ben burada Banu Avar'ın yanında bu manada yani orkid almayın diyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi ben fark ettiyseniz aslında hep böyle daha naif tarafta ama ne var ki bunlarda falan tarafından bakan biriyim. Burada da bizim çok güzel bir atasözümüz var. Kol kırılır, yen içinde kalır. Babam bana evde bağırır ama sokakta canım kızım der. Yani biz ailecek birbirimizi korumak durumundayız. Evet, Türkiye'de gerçekten kadınlarında çok korkunç şeyler oluyor. Ama bu bizim içimizde var olan bir şey. Yani bu mesela ilk seyrettiğim şey İngilizce olmasaydı o kadar ağır bir tepki vermeyebilirdim ben. Derdim ki ya evet ya Orkid galiba bir farkındalık yapıyor. Çok abartılı yapmış ama bir farkındalık çalışması mı bu acaba diyebilirdim. Ama bunun İngilizce olması ve böyle hani ciddi ciddi akademik bir şey işte şöyle oluyor ondan sonra böyle oluyor. Biz bunları böyle yaptık falan deyince bütün dünyanın anlayabileceği dünya kamuoyunun ve entelektinin batıdan bahsediyorum tabii dünya derken. Anlayabileceği bir belgesel yapmış gibi davranıyorlar. Ve bu belgeseli de hani paketin içine gizlenerek gidiyor falan gibi kafasında yapınca ben de naif bakamıyorum yani onun için öyle bir tepki verdim. Şimdi orkid almayın veya işte ben ürün... Yok bu markayı tercih etmeyin diyor. Tamam hayır şu o marka orkid zaten. Ben şimdi böyle şeylerde neden çok heyecanlı herkes gibi işte ne bileyim bir ara Apo meselesinde İtalyan ürünleri... Onları almayın, yok öbür türlü ülkeri almayın, yok bilmem neyi almayın, bir sürü şey almayınlar var ya. Ben orada hep şunu düşünüyorum. O ürünün fabrikasında çalışan insan, dağıtan insan, bunlar masum insanlar. Tabii. Ve bu protestolar aslında benim akrabamı, benim kardeşimi, benim tanıdığımı da etkiliyor. Yani onlar da benim gibi düşündüğü halde. Sadece o aileler açısından baktığımda. Doğru. Yoksa evet yani şimdi hala kullanıyor olsaydım benim de elim ona gitmezdi ne yalan söyleyeyim. Politik bir hal aldı tabii mesele. Aldı mı? Hocanın açıklamasından sonra şu anda. Yok şimdi yani gerçekten en rahatsız edici taraf yani direkt İngilizce olarak yapılmış olması. Bunu niye İngilizce yapıyorsunuz? Yani Türkiye'de raflara giren bir ürüne İngilizce bir reklam çektiğiniz zaman
Bu manasız oluyor. Artık... Bir de bir çok özür dilerim. Hı-hı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Orkid bir Türk markası değil aslında. Evet. Uluslararası bir büyük firmanın ürünlerinden biri Türkiye'de de satılan. Yani hani kendi kendimize de yapıyor değiliz. Hakikaten uluslararası bir dev firmanın reklamından bahsediyoruz. Tamam ama bu firma kendi merkezinde yapmış olamaz mı bu İngilizce reklamı? Daha da kötü. Tabii ki kötü de ama onu net bilmiyoruz. Yani Türkiye'de yapılıp İngilizce yapıldıysa daha vahim bence. Yani Türkçe gazetelere paketlendiği için tabii ki orada problem var. Burada da en önemli şeylerden biri aslına bakarsanız savundukları davanın çok haklı bir dava olması. Bu çok önemli bir örtücü ve çok önemli bir kalkan. Çünkü söyledikleri şey yani bir yandan kadın haklarını savunuyorlar gibi, bir yandan kadının en doğal durumunun neden sürekli utanç verici bir şeymiş gibi algılatıldığı, bu muhafazakar toplumun yanlış olduğu, kadının bundan utanmaması gerektiği gibi son derece doğru şeyleri parmak basıyor. Evet. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren hakikaten sürekli gizlenmesi gereken, örtülmesi gereken, kapatılması gereken şeyler olarak bu yaşantımızın o bölümünü pas geçerek yaşamak zorunda kaldık. Bizim neslimiz böyleydi. Giderek açıldı. Şimdiki genç nesil biraz daha rahat, bizden daha rahat ama hani toplumun neresine kadar yayılmıştır bilinmez. Şimdi ortada bir haklı dava var. Sarkan tarafları ama da var. Ama esas dava bu mu, o ayrı mesele. Yani, işte tam da onu söyledim. Yani ben Türkçe duymuş olsaydım belki de o kadar tepki vermeyecektim. Yani hakikaten birileri de yazmış, şimdi bakıyorum yok tokat gibi cevap kadın meselesine falan filan diye. Maalesef. Bir, çok naif. Ya ben onu söyleyecektim. Banu Avar'ın yorumunun altındaki diğer tepkilere baktım. Ürperdim gerçekten. Şöyle... Banu Avar'ı şöyle tefe koyuyorlar. Banu Avar diyor ki bu Türkiye'nin aleyhine bir reklam diyor bir kere. Bir kampanya belli diyor. Hani bu markayı tercih etmeyin diyor. Allah'ım ya Rabbim, yani burada işte bizi seyredenler oraya da baksınlar lütfen. Çok zor değil. Nasıl tepkiler? Çok patolojik buluyorum ben bu şeyleri. Türkiye'nin yumuşak karnı hatta bu şey, bu kitle. Tepkilere bakarak söylemleri falan şekillendirirseniz çok yanılırsınız. Yani burada hakikaten tepki gösteren kitle geniş kitlenin yansıttığı değerleri savunmuyor aslında. Genelde o oturuyorlar güzel. Bir grup insanlar sürekli negatif, yani prensip olarak negatif davranmayı tercih ediyorlar. Günün modası bu. Hep kötü şeyler söylemeye çalışıyorlar. Bu kadar çok mu sayıları? Çok sayıda yapıyorlar. Yani burada kötü bir şeyler söylemek çok anlamlı geliyor insanlara. Var oluyorlar. Yani onlar da o sürünün parçası olarak çok kendilerini mutlu hissediyorlar. Çünkü nerede ne edepsiz varsa, nerede ne negatif insan varsa bugünler onların parlama dönemleri. Söylediğiniz şeyle falan hiç ilgilenmiyorsa maalesef böyle bir şey oldu. Yani popüler hale gelmenin yolu en negatif olmak, en alaycı olmak, en hakaret anlayış olmaz, en çürümüş, kokuşmuş, yozlaşmış grupları ön plana çıkaran bir düzen var. Sosyal medya bunu tahrik ettiği için de insanlar kimlikleniyor bunlar da. Ama. Tabii gençler kimlikleniyor de. Bunlar. Tabii. Yani şöyle bir kimlik içine dahil oluyorlar, o kimliği büyütüyorlar. Ben mesela açık söyleyeyim, Gezi sürecinde New York Times'a İngilizce yazı yazıp Türkiye'yi şikayet eden yazıyı da asla onaylamadım. Hatta karşıyım o tür şeyleri. Bu o meyanda görüyorum bunu da açıkçası ben. Şimdi Türkiye'yi yabancı dilde... Ben biraz daha farklı görüyorum bunu ama. Hiç unutmuyorum şeyde bir Bosna Savaşı'nda büyük kahramanlık bence yapmış bir şair Abdullah Sidran. Türkiye'ye geldiğinde büyük bir şairdir. Ben şahsen tanıştım. Demişti ki şiirlerimi Boşnakça yazıyorum elbette demişti. Bu Emir Kusturica'nın senaristidir. Boşnakça yazıyorum, düşman anlasın diye İngilizce'ye de çevirtiriyorum falan demişti. Çok iyiymiş yani, matrak bir adam. Yani hakikaten biraz sert olacak ama düşman da anlasın Türkiye'nin ne kadar geri ama işte ve orada çürük bir ülke olduğunu anlasın diye ülkenin bir anlattığı pet reklamını İngilizce yapmak gibi bir şey bu benim açımdan açıkçası. Şimdi yani. Ben bir tane not aldım. Ben de not almayı öğrendim senden. Not aldım ki kültür imaj algı meselesi. Yani şimdi bu Suriye meselesiyle ilgili politik olarak ve işte ne bileyim böyle sen daha iyi bilirsin onu ama uluslararası basındaki ağır toplar hep şey Kürtlere karşı olan Türkiye falan filan gibi gitti ya konuda. Evet. Ama gene de bir yandan şimdi kendi alanıma dönüyorum. Bugün de tam da onunla ilgili belgesele söz verdim. Fransız dergileri Türkiye etnik temizlik yapıyor dediler ya. Fransa'nın anlaşanlı dergileri. Sanki kendileri tarihlerinde çok başka şeyler yaptılar. Neyse. Hayır şunu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin dizileri dünyayı kasıp kavuruyor. Evet, Amerika'da ve Avrupa'da o kadar yoklar ama
Balkanlar'da çok varlar mesela. Hmm. Şimdi bir kültür çıkartmasına başladı Türkiye. Bilerek yapmadı bu arada bunu. O sönümlendi mi Elif? Hayır. Bu dizi film şeyi. Biraz geçen birisi hala devam bir şey ediyor ama inişe geçecek. Hmm. Yani bugünün konjüktüründe baktığımızda inişe geçecek. Nedenlerini ayrı konuşuruz arzu ederseniz. Ama şimdi bir şekilde mesela Türk Hava Yolları çok enteresan bir marka haline geldi. Bayağı Los Angeles'ta eskiden Türk Hava Yolları'nı bırak Türkiye lafı edilmezken şimdi Türk Hava Yolları tercih edilenmiş. Niye Los Angeles'ı örnek veriyorum? Kendi böyle hibrit yaşayan bir şeydir o. Yani dünyadan kopuk yaşayan, hiçbir şey bilmeyen bir topluluktur o. Yani bütün dünya kendi şekillendiriyor zanneder. Çok da yalan değil o arada bu arada. Neyse şimdi biz aslında bu politikayı bir tık kenara alabilirsek kültürel manada veya işte sanat demeyelim çünkü dizilere çok sanat diyemeyiz ama başka alanlarda yaratıcı isimler, yaratıcı işte moda da var, müzik de var, bireysel de eskiden şimdi Türk kimliklerine konuşarak çıkıyorlar. Ferzan mesela İtalyan olarak biliniyor bütün dünyada. Hayır Türk'üm de diyor. Fatih Akın mesela ben Türk asıl yani Türk Almanım diyor. Türk kimliği yani Amerikalılarda da yaparlar ya. Afro-Amerika. Evet. Ya da Italian American falan diyorlar. O tip şeyler. Şimdi bu öbüründen daha kırılamaz bir algı olayı. İyi işlenirse. Kötü işlenirse de çok daha ağır çalışılması, çok daha büyük para harcanması gereken şey. Şey mi bu kadın pedi reklamı? Hayır algı kültürel. Ha, ülkenin söylediğini teyiden söylüyorum. Tamam. Yani şimdi sen Türkiye'nin imajını ya Barış Harekatı yapıyor bunlar ama Antalya'da ne güzel herkes gülüyor, eğleniyor. İstanbul'da Fashion Week var. Ay Türk dizilerinde işte bilmem ne dizide ne kadar güzellerle çok kıramıyorsun. Çünkü öyle bir algı da var. Tabii. Ama şimdi bir dakika ya orada kadın öldürülüyor. Zaten bu dizilerin içinde de kadınlar böyle. Şimdi bunun adımları gelir. Doğru mu? Tabii ki. Yani şimdi de küresel düzlemde kadın meselesi çok önemli. Mesela PKK, YPG kadınlarını ön plana çıkartarak Batı dünyasında sempati yaratıyor. Yani bu Kalaşnikov, Gülen, bir sürü tabii, şey. Tabii. Yani bir sürü şey yansıtma anlamına geliyor. Yani IŞİD de öyleydi, işte Türkiye de öyleydi. Türkiye yani imaj olarak Türkiye kadına kötü davranan, kadını ister tabii düşman safında olsun, ister kendi tarafında olsun. Onun zamanı var ona hocam. Kötü davranan zamanı var. Neyin zamanı? Amerika şöyle IŞİD'i kadınla vurmanın zamanlaması var. O zamanlamada vuruyor. Şöyle, tıpkı Afganistan'a müdahale edeceği zaman şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nin sözüm ona oradaki Taliban'ın heykellere saldırdığı gerçeğinin ortaya çıkması gibi. Hangi gerçeği ne zaman ortaya çıkaracağı stratejik bir zamanlama meselesi. Tabii. Dikkat ederseniz şeyde de Suriye'de de Esad'ı devirelim Obama doktrini değiştiğinde birden ortaya Esad ailesinin modern görüntüsü, Latakya diyorlar mı? Laskiye. Laskiye. Bu da bir oryantalizm işte. Laskiye'de senin dediğin gibi şeyde, niye unutuyorum ya, plajdaki kadınların görüntüleri falan ortaya saçılmaya doğru, başladı. Doğru. Şimdi neden? Şunun için. Hayır, biz vazgeçtik Suriye'de Esad ailesini devirmekten. Doktrini değiştirdik demek istiyor adam. Ama viraj o kadar büyük ki biz onu sonra anlıyoruz. Biz o virajı dönene kadar adam, doktrini değişene kadar şöyle algılıyoruz. Aa, gerçekten zaten Türkiye'de beni Suriye bağışlasınlar. Alevi nüfusun da biraz şey yapması, böyle olumlu bakması filan. Evet, çağdaş, modern insanlar filan. Niye? Hakikaten ha? Hayır. Obama'nın derdi o değil ki. Obama Suriye konusundaki planını değiştirdi sadece. Yoksa değiştirmeseydi Esed kendi halkını bombalayan Esed olarak kalmaya devam edecekti. Bence burada imajinasyon çok stratejik bir şeyde bulunuyor ve yönetiliyor. Esas sizin üniversite hocam o konuda şey yani yapması şimdi, lazım. Burada mesele şu. Araçsallaştırılmış. Ben o kadar basit görmüyorum yani bunu. Hiçbirimiz basit görmüyoruz. Evet. Yani görmek isterdim. Çünkü hakikaten Türkiye'de bir kadın problemi var. Gerçekten var, bu kadın problemi ki, her türlü altının çizilmesi, doğru, tokatların doğru yenilmesi, o adamların en ağır cezaları alması. Yani, evet. Yani şimdi ben bunu söyledim diye de bana bir sürü insan kızacak ama bu ülkenin cumhurbaşkanı bütün şehirlere gerçekten çalışacak, önde duracak canavar gibi kadınları koyun diyor seçmen listelerine. Doğru, her seçimden önce de bağırıyor. Bunu bağıra bağıra evet, söylüyor. Yani bunu rol yapmıyor, söylüyor. Bunu gerçekten öyle yapıyor. Doğru. İşte biraz daha ön plana çıkartırsa kadınları
herkes için daha iyi olacak tabii. Türkiye'nin güçlü, modern yüzünü de gösteren, yani hem muhafazakar hem modern yüzünü gösteren bir kadın tablosunun ortaya çıkması lazım. Burada çevre konusu çok araçsallaştırılmış bir konu. Yakın zamanda çünkü ulusallaşma yönünde ve kendi sınırlarını tahkim etme yönünde güç gösteren devlete karşı küresel sistem böyle bir atak yapmaya başladı. Evet, çevre konusu herkesin incineceği konu. İklim konusu. İklim, işte hayvanseverlik şu bu, evet, ve kadın kimlikler. Konusu. Ve kadın konusu. Çünkü özellikle de kadın, muhafazakar evet. Toplum ve Müslümanlık algısını en rahat yumuşak karından vurmanın yolu doğru, kadına olan doğru, muamelesi evet. Üzerinden hı-hı, yürümek. Hı-hı. Ve bugün gelinen noktada da hakikaten Türkiye'yi zaten bir IŞİD'le özdeşleştirme çabası görüyorum dünya şeyinde ve küresel siyasetin uzantısı. Burada haklı bir savaşı kutsayan ana şey davadır derler ya. Dava o kadar değerli ki işte kadına karşı şiddet, kadını korumak, kadının utanç olarak algılatılan değerlerinden özgürleştirilip kadının değerli hale getirilmesi, bütün unsurlarıyla değerli hale getirilmesi bu kutsal bir dava, bu güzel bir dava. Onun arkasına bir sürü gizli şeyi koyabilirsin. Evet. Yani savaş orada değil ama savaş o değil. Yani bu bir herhangi bir pedin ya da piyasada metalaştırılmış olan bir şeyin tabii. Satışı gibi görünüyor. Onun kötü bir reklamı gibi görünüyor ama onun arkasındaki ajanda çok politik, çok daha büyük bir amaca hizmet eden bir şeye dönüştürülebilir. Bu amaçla yapılmadığını farz edelim. İnsanlar son derece masumca bunu yaptılar diyelim. Ama hizmet edici yer burasıdır. Yani Türkiye'nin bütün o imajını alıp götürüp üstelik kadın düşmanı olarak konumlanmasını sağlayan, kadını öldüren, kadına şiddet uygulayan şudur budur. Yanlış da değil, bu bir veri yani, bir sürü veri var. Oraya doğru yerleştirip ondan sonra da daha büyük politik amaçlarla Türkiye'nin bütününe saldırı yaratabilecek olan bir düzenek kurulmuş belli ki. Ben Banu Avar'ı sonuna kadar haklı buluyorum, destekliyorum. Kendisi aynen. Ara ara beni şey yapar, hedefe koyar ama hiç bunun önemi yok. Son derece haklı buluyorum Banu Hanım. Peki hemen bir sorum var ikinize de. Ona olan tepkiler benim tüylerimi ürpertti açıkça söyleyeyim yani. Kapitalizm bütün bunlarla ilgilenmez. Kapitalist sistem bambaşka çalışır. İşte Allah'ı paradır falansa böyle bir özerk şirket nasıl böyle bir şey imza atabilir politik bir oyunda? Bu çok büyük bir risk değil mi? Bence biraz önce söylediğin şeylerle bağlantılı Elif. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela isim verelim. Fatih Akın, Ferzan Özpetek. Bizim Türkiye'den uluslararasılaşan sanatçılarımız. Türkiye'den değil. Kim? İkisi de biri İtalyan, biri Alman aslında. Yok. Yani ama yani Türk kökenli diyelim yani. Türk kökenli. Evet. Geliyorlar gidiyorlar zaten. Hatta Fatih Akın benim hemşerim, Sürmeneli olması lazım filan. Ay şu manada söyledim. Buradan doğup büyüyüp büyümüş yerler orada oldukları. Doğru. Haklısın. Yani bu biraz yumuşatıyor benim söyleyeceğim şeyi açıkçası. Biraz azaltıyor benim iddiamı. Şöyle söyleyecektim. Yok estağfurullah. Ay sen doğrusunu söylediğin için hakikat ortaya çıksın yani. Fakat benim şöyle bir şeyim var. Düşüncem var. Bundan alamıyorum kendimi. Yıllar önce İsmet Özel üzerine tez yazarken, master tezi hocam, savunmadan bıraktım. Atol Behramoğlu ile mektuplaşmalarını çalıştım. Çok ince böyle iyi didik didik ettim filan. Orada Atol Behramoğlu diyor ki İsmet Özel'e, gençliklerinde mektuplaşıyorlar Avrupa'da. Diyor ki işte Paris'te bir ödül aldım, şimdi Moskova'ya da gideceğim, orada da bir ödül alacağım filan diyor mektubunda. Sonra diyor ki inşallah bir gün senin de şiirlerin Batı dillerine çevrilir diyor İsmet Özel'e. İsmet Özel de cevabı mektubunda, Oğlak Yayınları'ndan çıktığı kitap var mı bilmiyorum. İsmet Özel diyor ki gariban Avrupalı ne anlasın benim şiirlerimden diyor. Şimdi bu var ya, evet Atol Behramoğlu'nun cümlesini tersine çeviren bir tavır. Ama ben gurur duyuyorum böyle bir Türk şairiyle. Anlatabiliyor muyum? Bu Türk şairiyle aynı dili konuşmaktan, aynı memlekette yaşamaktan falan. Ya bu hoş da bir artistik, artizan bir şey tavır aslında bu. Türkiye'den böyle bir benlik niye çıkmıyor mesela? Şunun için söylüyorum şimdi. Ferzan Özpetek, Fatih Akın falan
eyvallah, sanat yapıyorlar, sinema yapıyorlar, filmler yapıyorlar. Fakat çok da yükselmeleri uluslararası network'ün kodlarına uydukları müddetçe ve uydukları oranda olabiliyor. Ama bu uluslararası network'ün bir ideolojisi var. Alan... Bunu tabii, zorunlu kılan bir tabii, alan. Tabii tabii kesinlikle öyle. Ama fakat o dili de kullanmıyorlar bir... bu arada. O teknolojiyi kullanıyorlar, o altyapıyı kullanıyorlar ama kendi dilleriyle yapıyorlar. Emin misin ama evet. Elif? Evet, ben gerçekten. Çok emin değilim. Türkiye'den uluslararasılaşan bütün sanat uluslararası network'ün kodlarına ayak uydurduğu müddetçe yükselebiliyor. Bakınız Orhan Pamuk. Nuri Bilge Ceylan romancıdır, bir şey. Tabii ki Nuri Bilge Ceylan belki de istisna olanlardan birisi bu konuda. Yani o konuda hiç şey vermiyor. Taviz önemli vermiyor bir sanatın ama konusu. Bir sonraki tavlamanın şeyde. Bir istisna olduğunu düşünüyorum Nuri ben Bilge Ceylan. Ben şimdi biz aslında bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu konuşmaya başlarken şöyle de yani düşünmüştüm ben başında. Ay 25 dakika geçmez, 20 dakikada bile biter, iyi olur. İşte seyirci kayboluyor. Bir konuyu bile bitiremedik. Ama bir konuyu bitiremediğimiz gibi aldığın notlar, senin ağzında kalan laflar görüyorum çünkü. Mesela ben kadın bayan arasındaki farkı konuşmak isterim. Ondan sonra kapitalist meseleye cevap aslında biraz havada kalmış oldu. Kadın bayan konusunda benim de söyleyeceklerim var. Onu konuşalım sonra. Tamam. Hatta biz kendi trending topikimizi yaratalım o konuda. Olur. Çok bize seve gelir seve. Bu tür trending topikler. Konuşuruz yani. Değil mi? Tabii ana gündem. Muhakkak. Demin mesela söylediğim işi şimdi oradan da bir üstüme saldırı gelecek. Onun için cümlemi bitireyim. Tayyip Bey'e rağmen bu kanunlar bir türlü çıkamıyor. O cezalar kadınlara saldıranlar hala çabucak serbest bırakılıyor falan. Yani demek ki orada uğraşılması gereken bir takım konular evet, var. De, ama bu de, evet. Orkide'nin İngilizce yaptığı reklamla olmuyor. Bu bizim içimize çözülüyor. Bu konuda hemfikiriz zaten evet. Değil mi? Bu konuda hiçbir şüphe yok. İngilizce yapılması vahim bir şey gerçekten. Peki o zaman biz bugünlük toparlayalım. Bir tane YouTube'un altında bir öneri vardı. Ben çok sevdim. Gördünüz mü bilmiyorum. İkinci programın altında. Ya madem bir yazar, bir profesör, bir gazeteci, yapımcı bir araya gelmiş... Biriniz bir kitap, biriniz bir film, biriniz de bir kendi alın yani çok güzel tarihi bir ne demiş? O bizim eski Meksika sınırı izleyicisi olabilir Elif. Olabilir. Çünkü evet. Biz her programın sonunda tanıtıyorduk kitaplar ve onların müdavimleri oluşmuştu sonra. Her yani programda mesela, bir kitap tanıtmıyor. Ben şöyle bir şey, tanıtmıyor. Bir şey de düşündüm hatta. Kara komik filmler konuşuruz belki biraz demiştim. Çünkü orada da çok olay çıktı. Çıktı. Bence seyredin yani diyeyim. Sen bir öneri yap edebiyattan, sen bir öneri yap article, dergi, seyir, belgesel, program. Kendi konumuzla ilgili. Tabii tabii. Ben hemen kendi kitabımı önereyim o zaman. Ha evet. Duvar kitabı. Duvar. Bütün her şeyi anlatıyor. Duvar. Duvarı biz her yıl başında, her yıl başında değil zaten bir tane yılbaşı oldu. Yıl başında gittik, yüzlerce aldık, herkes onu hediye etti. Valla ona da tek imzalattık. Duvarı ben de biraz ihmal ettim, sonra fırça yiyince hocamdan okudum hemen. Ama duvar dünyayı anlamak için çok doğru. O benim kitabımı şey yaptı. gösterdi Instagram'dan ben göstermeyince. Ne oluyor falan deyince. Açtım okudum. Gerçekten ben de uluslararası ilişkiler okudum. Ufuk açıcı bir kitap. İyi bir kitap gerçekten. Demek ki neymiş? De. Yorumlarınızı okuyoruz. Ciddiye alınacakları alıyoruz. Öbür gelecek programda önerilerimizi söyleriz. Eyvallah. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Teşekkürler.